Et fiyatları nasıl ucuzlayacak? Niye ucuzlamıyor? Yani bunu söyleyin. Çareyi bulalım. Şimdi et fiyatları mevcut şu anda sadece ülkemizde değil, dünyamızda yaşanan ekonomik kriz ve gıda fiyatlarının artmasıyla birlikte şu anda bizim yetiştiricimizin elinde çıplak bir vaziyette, ciğe, dahil, karkas, satakat olarak sayılmıyor. Bizim karkas etimiz 90 TL bandında satılıyor. Yani bu da makul bir fiyat. Bana göre mevcut gıda ürünleri içerisinde en ucuz ürünlerinden bir tanesidir. Tabii ki bunun marketler yüksek fahiş fark koyuyor. Kemiğini de satıyor. Kemikli eti daha pahalıya satıyor. Pirzola 200'e satıyor. Sonra diyor ki kemikten file veriyor. Bunlar inandırıcı değil bize. Şimdi kurbanlıkla ilgili bunlar bizi üzüyor doğrusu. Kurbanlıkla ilgili Kerem Bey, şimdi yetiştiricimizi mutsuz eden, tedirgin eden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu kurbanlık fiyatları, evet, ve diğer vakıfların aynı şekilde kafadan bizden görüş almadan ve bu şekilde fiyat belirlemeleri bizi üzüyor. Neden üzüyor soracak olursanız, bugün bana sordunuz, demin dedik ya, işin içinden gelen insana soracaksınız. Evet. Kurbanlık tek bir tornadan, tek bir makineden bir çikolata değil, bir fabrikada çıksın standart olsun. Kurbanlık neticede canlı olarak söylenir. Karkas değeri olarak fiyatı biçilir veya canlı paskül fiyatı olarak. Asıl doğrusu olan canlı paskül fiyatıdır. Şimdi 2250 demesi %100 artırmış. Biz bunları hem yazılı uyardık hem de her platformda sizlerin de kanalıyla dile getirdik. Bunlar bizden görüş almadan böyle bir yönteme başvururlar. Diyanet İşleri'nin asıl görevi dini vacibelerimizi doğru bir şekilde yerine getirilmesi noktasında insanları doğru bilgilendirilmesidir. Vekaletle kurban kesilme ancak ve ancak bize göre, biz de Müslümanız, biz uygulamada varız, biz sadece kitapta değiliz, biz doğuştan bugüne kadar Müslüman doğmuştuk, Allah'ın izniyle Allah'ın huzuruna da Müslüman gideceğiz. Şimdi sadece... Ya şimdi Diyanet'i karşınıza almayın. Zaten yeterince sizde şey var. Sadece Kerem Bey, sadece hac vazifesini yapan hacilerimiz için milyonlarca insan gidiyor. Tabii dolayısıyla bunlar vekaleten kesmek zorunda kalıyor. Evet. Ama burada takdir ederseniz ne verirsen eline o gelir seninle. İnsanların kurbanlarını keserken hatta kendi başına değil birkaç kişinin de yanında olması gerekiyor. Karnının akması lazım ve o kesilen kurbanların da kurbanlık vasıflarına, şartlarına haiz olması lazım. Kaldı ki Diyanet İşleri'nin şu anda marketler açıklama yapıyor, Migros yapıyor, Çağdaş yapıyor, bütün belli başlı marketler yapıyor. 12 kiloluk kurbanlık hoş diyor, işte diyor 3500 lira. Ya değerli hocalarım burada beni dinliyorlarsa Allah aşkına, ya hiçbir kere hayvancılıktan anlayamam bir insan, bir 12 kiloluk bir koç olabilir mi? Bir kuzumuz 21 kilo geliyor ya, kuzu. Bir koçun neresine bakarsan bak, ne kadar kötü olursa olsun 25 kilonun altında değildir karkas ağırlığı. 12 kilo karkas, 12 kilo diyor kurbanlık koç 3500 lira. Fiyat vermişler. İstersen fiyat etiketini de çıkarım. Biliyorum, biliyorum. Şimdi Diyanet Vakfı'nın, Diyanet İşleri'nin, Diyanet Başkanlığı'nın bunlara müdahale etmesi lazım. Bu uygun bir iş değildir. Ben de burada sizin aracılığınızla, burada evet, market sahiplerinin Allah gözünü doyursun. Ya arkadaşım, damarlarımıza kadar girdiniz, kanımıza kadar girdiniz. Bütün ürünleri satıyorsunuz, %300 fark koyuyorsunuz. Ya kurbanlık sizin işiniz değil arkadaşım, işinize bakın. Siz kurbanlığı markette paket içinde 12 kilo koç, 20 kiloluk kuzu, öyle bir kurbanlık usulü yoktur. Dolayısıyla burada evet, bizim bunlara, bu vicdansızlara gücümüz yetmiyor. Ama burada bütün İslam alemine sesleniyorum. Burada TV100 kanalıyla sesimi duyurmak istiyorum. Kurban keseceksiniz, kurbanınızı görerek, beğenerek, bütçenize göre, her bütçeye uygun kurbanlık vardır. Dolayısıyla burada da bizim şu anda paskül fiyatı dedim 60 TL. Evet. Bir canlı olarak, karkas olarak düşünsen 120 TL, iki katına çıkar, 120 TL gelir. Burada 14 kiloyu, 12 kilo koçu aldığınız zaman 3500 lira, kilosu 300 lira geliyor. Dolayısıyla paralarını da boşu boşuna başka yere vermesinler. O öyle bir para vermenin de kurbanla uzaktan yakından ilgisi, alakası yok.
tamamen dinimizi ve dini değerlerimizi ticaretlerine alet etmeye çalışıyorlar. Vicdansızlar. İlgili vicdansızlar, hem de nasıl vicdansızlar? Ne merhamet, ne vicdan, ne bir şey kalmış, her şey para olmuş. Dolayısıyla peki, aklın yolu birdir. Biri çıksın bağlansın, desin ki kardeşim ben, siz bu işi bilmiyorsunuz, ben istifa edeyim. 12 kiloluk koç vardır ve kurbanlıktır, kurbanlık şartlarına haizdir. Ya ben de bunu merak ediyorum. Şimdi bütün 280 bin yetiştiricim, Kerem abi, bu olayı büyük samimiyetle söylüyorum, şaşkınlıkla izliyor. Ya nasıl olur? Ya insanlarımız nasıl bunlara kanıyor? Nasıl gidip bunlara para atıyor? Bir de kredi kartı kullanıyorlar, milleti borçlandırıyorlar. Evet. Şimdi dolayısıyla bizim sektörün güçlenmesi ve üretimin artması noktasında fiyatların düşürülmesi tabii ki mümkündür. Bu neyle olur? Şimdi ben birkaç gün önce Sayın Nurettin Nebati ile görüştüm, Sayın Bakanım. Maliye ve Hazine Bakanımızla. Daha sonra Sayın Profesör Doktor Bayit Kireççi Tarım ve Orman Bakanımızla görüştüm. Evet. Birçok talebimiz oldu. Tabii bunlar da maddi külfet gerektiren şeylerdir. Tekrar geçen Cuma günü ben Sayın Bakanımız Nurettin Bey ile görüştüm. Ve aynı zamanda Tarım Komitesi'nde de görevlidir. Bakan Yardımcımız Sayıdeğer Mahmut Gürcan Bey bu çalışmayı beraber yapıyoruz. Bizim taleplerimiz var. Bir defa mahsus, şimdi yem fiyatları arttı ya. Evet. Bir defa mahsus tüm kayıtlı hayvanlara 20 TL'de olsa destek çıkarılması. Bizim özellikle halk elindeki ülkesel hesap projesindeki verilen destekleme primlerinin artırılması. Bizim uluslararası kayıt sistemine dahil ettiğimiz hayvanlarımızın 2 sene önce verilen desteğin aynı şekilde yerinde saymaması lazım. Bu desteğin artırılması. Diğer noktada yine 3 sene önce belirlenen anaç koyun keçi destekleme kalemleri neyse 2 sene 3 sene önce de 30 liraydı, bugün de 30 lira. Dolayısıyla zamanında bir de gelmiyor. Yani zamanında gelmeyen 25 kuruş 5 kuruş yetmez misali. Mesela diyelim ki hayvanın içeride olduğu, yeme ihtiyacı olduğu Mart ve Nisan ayıdır. Mayıs'ın sonu ve Haziran'ın başında ödeniyor bu paralar. Biz bunları tüm çiplalığıyla masaya döktük. Sayın Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcü Bey ile dün bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde bizim taleplerimizi değerlendirecekler. %80 bu anlamda olumlu adımlar atacaklarına ben inanıyorum. Sadece Maliye ve Hazine ne kadar maddi külfet getireceği bu noktadaki taleplerimizi değerlendirecekler. Bizimle birlikte sektörün önünü açacaklar. Ben sizin aracınızla bu müjdeyi de vermiş olayım. Tabii çok konular konuşuldu, çok detay konuşuldu. Ama burada bizim anlatmamız 2-3 saatinizi alır. Ama ben yine de her fırsatta sizin sesinizi duyurmaya çalışıyorum Nihat Bey. Biz tabii şahsınızda TV 100 ailesine müteşekkiriz. Peki Nihat Bey. Çok teşekkür ederim. Yani umarım bu yaptığınız toplantılar, gerek Hazine ve Maliye Bakanı ile gerek Tarım Bakanı ve yardımcısı yaptığınız toplantılar sonuç verir. Milletimiz rahat rahat kurban ibadetini yerine getirir. Kasaplardan, marketlerden daha hesaplı ete kavuşur. Yayına katıldığınız için Nihat Çelik, Türkiye Damızlık Koyun Keçi ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diler, saygılar sunarım efendim. Sağ olun.